İşkodra Arslanı Hasan Rıza Paşa, 1871-1913. Zengin Türk tarihi aynı zamanda kahramanlıklar tarihidir. Binlerce yıllık maziye sahip Türk milletinin yetiştirdiği mümtaz kahramanlardan biri de hiç şüphesiz bugün şehadet yıldönümü olan Hasan Rıza Paşa'ydı. Eski Bağdat valisi Namık Paşa'nın oğlu olarak 1871 yılında Tosya'da dünyaya geldi Hasan Rıza. Beşiktaş Askeri Rüştiyesi ve Bursa Askeri İdadisi'nde okuyup 1892'de Kurmay Yüzbaşı olarak katıldı orduya. 1899'da Yarbay rütbesini alan Hasan Rıza, aynı yıl eğitimini tamamlamak üzere Alman idaresinde bulunan Metz şehrinin yolunu tuttu. Herkesin disiplininden çekindiği meşhur mareşal Gottlieb von Hessler'ın komutası altındaki birliklerde isteyerek ve layıkıyla görev yaptı. Öyle ki 1,5 senelik görevi sonrasında terfi ederek arzuladığı alaylardan birine nakil imkanı olduğu halde yine Metz'te kalmayı seçti. Gündelik heveslere kapılmadan Hessler'dan mümkün mertebe istifade etmek ve askerlik mesleğini hakkıyla öğrenmekti amacı. Süvari Dragon alayında ve bir fırkanın erkanı harbiyesinde yer aldı. Daha sonra Berlin'deki Genelkurmay'a nakledilen ve burada Harp Akademisi'ne de devam eden, imtihanlara ve eğitim seyahatlerine dahi katılan, Alman ordusundaki 4 senelik hizmeti sırasında Türk ve Alman sınıf arkadaşları arasında parlayan Hasan Rıza için Alman yetkililer, "Türk ordusu Büyük Erkan-ı Harbiye riyasetini hakkıyla idare edebilir" notunu kaydetmişti. Ülkeye döndükten sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün de o sıra öğrenci olduğu Harp Akademisi'nde ders verdi. Bu dönemde muhtelif askeri rütbeler alıp önemli vazifeler üstlenen Hasan Rıza, 1911'de İşkodra'da fırka kumandanlığına, 1912'de ise İşkodra valiliğine atandı. Burada Balkan Savaşı'nda destansı bir mücadele gösteren İşkodra'nın yılmaz bir müdafiği olacaktı. Nitekim şehadeti de kuşatma altındaki bu şehrin savunması sırasında 30 Ocak 1913 tarihli bir suikast sonucunda vuku bulacaktı. Bir görüşme sonrasında Esat Paşa'nın evinden çıkmışken 18.45'te kendisine yaklaşan 3 kişiden ikisinin ateş etmesiyle yaralanmıştı Hasan Rıza. Kendi silahına davrandıysa da çekmeye takat bulamadı. Bu hadiseden yaklaşık 7 saat sonra 30 Ocağı 31 Ocağı bağlayan gece saat 2 civarındaysa şehadet şerbetini tattı. Cesurdu Hasan Rıza. Orta boylu, geniş omuzlu, sağlam vücutluydu. Bataryaların başında büyük bir zevkle harbi izler, düşman mermileri etrafındaki kayalara çarparken gözünü dahi kırpmazdı. Aşık olduğu askerlik mesleğinde sadece cesareti değildi elbette onu büyük komutan yapan özelliği. Askeri dehası harp okullarında ders olarak gösterilecek nitelikteydi. Bir zabitin öğrenip uygulayacağı doğru taktiklerin ordu için hayatiyetinden bahsederdi. Doğru talim ve terbiye edilmiş nefer ve kıta olunca başarı neredeyse muhakkaktı. Hasan Rıza, yurt içi ve yurt dışındaki eğitiminde mesleğinin tüm inceliklerini öğrenmişti. İşkodra'daki taburların üstün bir şekilde yetiştirilmesi de bunun göstergesiydi. Nitekim, Balkan Savaşları'nda Osmanlı Devleti merkezine en uzak konumda ve çeşitli zorluklar içinde bulunan İşkodra, Hasan Rıza önderliğinde efsanevi direniş sonucunda en son elden çıkan yerdi. Harbin akışını ve karşı güçleri iyi tahlil eden Hasan Rıza, İşkodra'nın kurtuluş planlarını da belirlemişti. Kim bilir şehadeti vuku bulmasaydı, belki de üstün başarılarına yenisini ekleyecekti. Ailesine ve çocuklarına çok bağlıydı bağlı olmasına, fakat memleket için tehlikeli işlere atılmakta hiç tereddüt göstermezdi. Bir kere üstlendiği vazife artık onun için namus meselesiydi. Çalışkandı, disiplinliydi. Kıtalarda bizzat bulunur, öğleden önce bir kıtada, öğleden sonra başka bir kıtada birliklerin talimlerini şahsen takip ederdi. Lakin görevde ihmali asla kabul etmezdi. Askerlerinin kahramanlıklarını gördükçe de Türk olarak yaratıldığı için gururlanırdı. Söz konusu vatan ve vazife olunca katıydı elbet. Fakat emri altındaki askerlere karşı bir o kadar hassastı. Hiçbir yerde bulunamadıysa mutlaka bir bölüğün erlerinin koğuşundaydı. Onlarla sohbet eder, hal hatır sorar, yaralananlara özel ilgi gösterip adeta babalık yapardı.
Emrindeki askerleri de evladı gibi gördüğünü anlatırdı onu tanıyanlar. Onun bu tavrını gören asker de defalarca yaralansa da çıkıp muharebeye koşmak için can atardı. Ahlak olarak tertemiz, inançlı, itikatlı, dürüst bir Müslümandı. Suikast sonrasında yatağında yaralıyken yanındakiler bu menfur hadiseyi kimin yaptığını tartıştığında ordunun ve kalenin şerefinin şahsından önce geldiğini söyleyip bu tartışmanın sürdürülmesine karşı çıkmıştı. Zira o an kendisi için tek dileği kolası Kiramettin Bey'in okuyacağı Yasin-i Şerif'ti. Bu dileği yerine getirilirken de teslim etmişti ruhunu. Kalırsam alnımak, ölürsem Allah'ıma kavuşacağım diyerek itidalle karşılamamış mıydı zaten kaderini? Kaderin bir başka tecellisidir ki, İşkodra müdafasındaki hizmetlerine mükafat olarak Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın imzasıyla Mirlivalı'a terfisi de şehadetiyle aynı gün gerçekleşmişti. Ona yazılan sadece resmi belgeler değildi. Mersiyesinde şair de onu hikaye etmişti. Eyvah, maderi vatanın yandı sinesi. Gaybeyleyüp kumandanı, faal askeri. Oldu nihan turab, siyah içre, var yeri. Ağlarsa kainat, feleğin cevrü kinesi. Hep böyledir. Vatan, yine sen aç da sineni. Hıfset, ört sevdiğimiz bu defineni. Eyvah, Hasan Rıza Paşa hamuş oldu, öyle mi? 31 Ocak 1913'te Paruça Camii haziresine defnedilen Hasan Rıza Paşa'nın cenazesi, 2007 yılında Arnavutluk'taki tek Türk anıt mezarına bir törenle taşındı. Hasan Rıza Paşa anısıyla ve anıtıyla bir asır da geçse, İşkodra'daki kahramanlığı ve destansı mücadeleyi durmaksızın anlatmaktadır.